olduk yok. Nasıl olsa evlenmeyecek miyiz? Karım olmayacak mısın? 10 dakika geç geldin. Ama ben biliyorsun... Bütün ömrü seni beklemek, gelecek mi gelmeyecek mi diye papatya falına bakmak... O zaman bir evimiz olacak. Daireden çıktığım saati bileceksin. Vapurun kaçta iskelede olacağını. Pencerede beni bekleyeceksin. Ve ben her gün aynı saatte... Görülmek korkusu olmadan... Kendi evime geleceğim. Şöminemiz olacak. Durmadan yanan bir şömine. Odada başka hiçbir ışık olmayacak. Eski günlerden bahsedeceğiz. Bana bu günleri aratacak mısın? Biraz daha fazla mesut edeceğim. Düşünüyorum da şu 2 sene nasıl geçecek diyorum. Kış gelecek. Kırlarda buluşamayacağımız günler. Sonra üvey babam... Bir duysa seni sevdiğimi... Belki. Ama seni sevmek bana kuvvet veriyor. Gidelim mi? Erken değil mi? Biliyorsun. Şadan! Şadan! Buralardadır. Şadan! Annesine ne cevap veririz? Kadıncağız sırf benim evden çıkmamı kolaylaştırmak için çocuğunu veriyor. Biz de... Telaşlanma be! Şadan! 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 Orada mı? Bak nasıl kaçıyor! Kafiri bir yakalasın! Çok şükür iyileştiniz sultanım. Ne oldu? Neredeyim ben? Abuk Paşa Cafer Hazretlerinin konağındasınız. Küçük bir kaza atlatmışsınız. Şadan ne oldu? İçerideler, Paşa Hazretlerinin yanındalar. Ya Cahit? Bir büyük bey ve bir küçük bey var. Elbiselerim. Evet, o da tamizlendi sultanım. Yalnız biraz istirahat etseniz. Çok geç kaldım. Evden merak ederler. Nasıl olur Paşa Hazretleri sofrada sizi bekliyorlar. Fakat Cahit'imizi söyledi mi? Söyledi ama dünyada bırakmaz. Bir imkanı yok. Paşa arzu ettiği her şeyi elde etmeye alışıktır. Durun kendisine müjde vereyim. Allah, eve nasıl cevap vereceğim? Bir yalan atacaksın, başka çare yok. Sana göre hava hoş. Keşke kalmasaydık. Görmedin mi? Eve haber yollamaya kalktı. Şadan'ın annesi de deli olmuştur. Allah vere de bize uğramamış ola. Zannetme. Sen yatarken bir sürü sual sordun. Önce küçük hakkında, sonra seninle benim vaziyetimi. Ne cevap verdin? Nişanlıyız dedim. Ağzımdan öyle çıktı. Şu adama da öyle kızıyorum ki. Onun ne suçu var? Ne bileyim ben. Şömine ne güzel yanıyordu, değil mi? Köşedeyin Sekka. Geldik mi? Durur musunuz? Çocuğu bana ver. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şadan'ı evine bırak, annesine de vaziyeti anlat. Merak et. Gidiyor musun? Allah'a ısmarladık. Yarın geleceksin, değil mi? Bu geceye bağlı. O saati beklemek bile bana zor geliyor. Bir de gelmemezlik edersen. Belkıs! Benim anne! Neredesin be kız? Öldürdün beni bu gece. Affet beni anneciğim. Bir kaza oldu da. Kaza mı? Üzülecek bir şey değil. Sonra anlatırım. Hanım!
Bu saatte nereden geliyorsun? Sinirlenme bey, komşudan geliyor, teyzesinden. Hala onu müdafaa ediyorsun. Allah kahretsin! Nereden de içinize düştüm? Bey! Sus! Allah gözlerimi kör edeydi de seni görmeseydim. O zaman bu sürtlük de başıma bela olmazdı. Lanet olsun! Anne! Anneciğim! Meraktan çıldıracaktım. Niçin geç kaldım bu kadar? Buraya gelebilmek için nelere katlandığımı sorsana. Affet beni. Seni öyle seviyorum ki, biraz gecikince artık gelmeyecek diyorum. Onu bir daha göremeyeceksin. Neler oldu anlatsana. Ne olacak, üvey babam? Şu mektep bir bitse. Daha 2 sene var. 2 sene. Ondan sonra her şey hallolacak. İmtihanları verir vermez doğru babama gideceğim. Ben Belkıs'la evleneceğim baba diyeceğim. O gelip babamdan seni isteyecek. Maksat adet yerini bulsun. Babam vermezse seni kaçıracağım. Gelirsin diyeyim. Güzel bir kasabanın nahiye müdürü olacağım. Düşün bir kere, müdür beyin hanımı. Beni yakıştırmayacaklar. Sen prensesliğe layık. Tabii ben de nahiye müdürü olarak kalacak değilim. İşin ucunda kaymakamlık, valilik, şurayı devlet azalığı, hatta nazırlık bile var. İnsan namusuyla çalıştıktan sonra. Bendeniz Dahiliye Nazırı Cahit Beyefendinin muhterem refikaları Belkıs Hanımefendi Hazretleriyim. Müşerref oldum efendim. Şimdi hatırladım. Galiba süs mecmuasının sosyete sütununda Nazır Beyefendi Hazretleri ile birlikte bir fotoğrafınız intişar etmişti. Akşam mutfakta kabak kızartıyordum. Birden sanki biri elime vurmuş gibi tava yerinden fırladı. Bir de sancı saplandı kalbime. Gözlerimin önünde senin hayalin canlandı. O sırada sen arabanın altında kalmışsın. Ya ölseydim ben ne olurdum? Hiç beni düşünmedin mi? Aman anneciğim, sen de çocuk gibi oldun. Sapsağlamım işte. Hiç ölmeden ölseydin diye ağlanır mı? Sen de anne ol da o zaman görüşürüz. Benim senden başka neyim var? Benim de bir tek anneciğim var. Ama onu boyuna üzüyorsun. Geciktiğin zamanlar çarpıntıdan ölecek gibi oluyorum. Baban gelecek de seni evde bulamayacak diye kendimi yiyorum. Tepeden manzara o kadar güzel ki Şadan'la beraber çıkıyoruz. Zaten yegane zevkim o. El alem bunu bilmez. Adını çıkarırlar. Gençsin, güzelsin. Kız kısmı korkak olmalı. Her söze inanmamalı. Ne demek istiyorsun? Hiç kızım. Yalnız şunu unutma ki insan dünyada bir namus için yaşar. Merak etme anne. Senin kızın hiçbir zaman kötü bir şey yapmaz. Yalnız günün birinde evlenirsem muhakkak sevdiğim adama varacağım. Hazretlerinin evi burası. Baba arafasında. Evet, burası. Paşa Hazretlerinin selamlarını arz ederim. Lütfen bu mektubu kendilerine verirsin. Bir yanlışlık olmasın. Hayır efendim. Mektup Abuk Paşa Cafer Hazretlerinden. Evet efendim. Müsaadenizle efendim. Güle güle. Ne paşası bu? Basbayağı paşa. Kazayı yapan canım, Mısırlı Abuk Paşa Cafer. Peki Rüştü Efendi'yi nereden tanıyor? Anne, bu mektubu açmalıyız. Ne diyeyim kızım, babanın halini biliyorsun. Biliyorum kaynar, Ali
ayaklarını sar mı oldu? Bir saattir kapıda bekliyorum. Hoş geldin bey. İkiniz de başıma dert oldunuz. Ah, nedir efendim? Elin zirzopunu okut, büyüt, sonra da senin gözünü oysun. Parama yazık değil mi benim? Size bir mektup var bey baba. Ne mektubu? Mısırlı Abuk Paşa Cafer Hazretlerinden. Abuk Paşa mı? Evet, sizi yarın akşam yemeğe davet ediyor. Allah Allah! Gözlüğüm nerede benim? Hanım! Baba Ali Hülefasından Rüştü Beyefendi Hazretlerine! Kerimeniz Belkıs Hanımefendiye hürmetlerimi bildirir, müessif kaza dolayısıyla Zat-ı Âlinizin ve muhterem aile efradının aflarına sar olabilmek için yarınki perşembe akşamı ma aile konağa teşrifinizi rica ederim. İmza Abuk Paşa Cafer. Abuk Paşa Cafer Hazretleri. Allah Allah! Allah Allah! Kızım, ne kazası bu? Yavrum, anlatsana! Hani geçen de bir akşam eve geç gelmiştim de kızmıştınız. Ben mi? Ha, neyse! O gün paşanın arabası çarpmıştı bana. Allah Allah! Ben bayılmışım. Sonra şeker kızım, sonra! Paşa bizi konağa götürdü, ben orada ayıldım. İzzet ikram etti, sizleri sordu, anlattım. Hey koca Rüştü! Beklediğin günler geldi artık! Vükela konaklarına davet ediliyorsun! Baba Ali Hülefasından Rüştü Beyefendi Hazretleri! Hanım, hanım gözünü aç! Yarın akşam Abuk Paşa Hazretlerine davetliyiz! bu yolda açıldı demektir! Abuk Paşa'nın yalısı, Halim Paşa'nın konağı, Said Paşa'nın kasrı derken... bir de bakarsın Rüştü Paşa'nın koltuğu olur! Hadi kızım, koş benim İstanbul'inlerimi getir! Kuzum bey, delirdin mi? Şimdi yemek vakti! Hanım hanım, kendine gel! Ne yemeği? Başımıza devlet kuşu kondu! Sen hala gaflet içindesin! Adam aklını kaçırdı! Hey, koca Rüştü! Buyurun bey baba, İstanbul'inlerinizi getirdim! Aferin kızım! Hani baban da yakışıklı adam değil mi? Evet, çok yakışıklısınız! Kız sana ne oldu? Babamın halini bir görsen! Adam ne oldum delisi oldu! Dağ Paşa'nın sofrasında yemek yemeden bu kadar yaparsa sen ötesini düşün! Allah sabır versin! Arzumu dinletle tazimat ederim Paşa Hazretleri! Allah bir kız! Afiyetler versin Paşa Hazretleri! Hamd-i nimet ve arz-ı minnet eylerim Paşa Hazretleri! Yapacaksın? Annem çağırıyor. Belkıs abla yok. Babasıyla Abuk Paşa'nın konağına gitmiş dersin. Peki. Annene selam söyle. Olur. Ne oldu? Hasta mıymış? Belkıs abla evde yok. Evde yok mu? Babasıyla bir paşanın evine gitmiş. Abuk Paşa'nın mı?
İlahi Rüştü Bey, çok yaşayın emi. Ümid ederim ki hanımefendi bu gece sıkılmadılar. Ne demek paşa hazretleri? Huzurunuzda bize şeref vermeniz kâfi. Değil mi hanım kızım? Evet bey baba. Benim sualime cevap vermediniz. Yoksa sizi üzecek bir şey mi oldu? Bilakis, bu gece hakikaten iyi vakit geçirdik. Layık olmadığımız iltifatlarınızla bizi mahcup ettiniz. Aman hanımefendi, asıl siz bizi mahcup ediyorsunuz. Artık müsaadenizi rica edelim. Bu kadar erken mi? Annemin rahatsız olduğunu söylemiştim. Affedersiniz, kendisine acil şifalar temenni ederim. Teşekkür ederim. Küçük bir hatıra efendim. Hamd-ı nimet, arz-ı minnet eylerim paşa hazretleri. Allah ömürler versin paşa hazretleri. Kusurlarımın affını rica ederim hanımefendi. Fakat paşa hazretleri... Lütfen kabul ediniz. Niye bu bileziği aldın, neden kolundan hemen çıkarmadın? Ne acıtıyorsun Cahit? Bak, cevap veremiyorsun. Niye böyle düşünüyorsun, bilmem ki. Ya ne yapmalıydım, gidip teşekkür mü etmeliydim? Belki bana da bir hediye verir ümidiyle dal kovukluk mu yapmalıydım? Beni yanlış anlama. İyi kalpli bir adam, parası da bol. İhtimal o saati de senin için hazırlamıştı. Eksik olsun. Ya birimiz arabasının altında kalsaydık ne olacaktı? Hatasını nasıl tamir edecekti? Bu hediyelerle yaptığı hatayı unutturmak istiyor, hepsi bu kadar. Çıkarırım kolumdan, bir daha da takmam. Korkuyorum Berk kız. İçimde tuhaf bir his var. Senin bir gün beni bırakıp kaçacağından korkuyorum. O ihtişamın, o zenginliğin seni değiştirmesinden korkuyorum. Deli misin sen? Nasıl hatırına geliyor böyle fena şeyler? Senin korktuğun şeylerden ben iğreniyorum. Aşkımız kuru ekmeğin yavanlığını giderir. Yeter ki sen beni daima sev, daima mesut olalım. Bundan şüphe mi ediyorsun? Gel. Daima birbirimizi seveceğimize, ölümde bile ayrılmayacağımıza yemin edelim. Nur Baba şahidimiz olsun, bizi her türlü fenalıklardan korusun. Seni ölünceye kadar seveceğime yemin ederim. Ben de seni ölünceye kadar seveceğim, hatta ölümden sonra bile. Kalbime senin aşkından başka bir aşk girmeyecek. Yemin edelim. Nur Baba, Baba aşkımızı korusun. Yeşil! Etle edeceksin bir kız. Gene nerede kaldım? Teyzemlerdeydim, Şadan'ın annesinde. Lafa dalmışız. Biliyorsun kızım, heyecan bana yaradı. Rüştü efendi kızdı mı? Baban yok, konaktan çağırdılar. Abuk paşa mı? Bir paşa ahbabımız eksikti. Ne varmış? Bilmem, bir Arap geldi yine. Paşa Rüştü beyefendi istiyor dedi. Bizim kalktı, zor hazırlanıp gitti. Paşa da bu adamdan, ne anlıyor bilmem ki. Kim? Ben yemek yemeyeceğim anne, canım istesemlerdeydim. Benim! Bak, onlar da senin! Tam 100 altın! Ana bey, ne oluyor? Meraktan çatlayacağım! Sus! Mesele mühim, kimse duymasın! Asıl o zaman nazardan çatlarsınız! Bunlar da hiç, gerisine bakalım! Hazineler gelecek, hazineler! Gel kızım, gel yavrum! Ne oluyor be baba, anlatsana! Sen hele otur şöyle! Başımıza devlet kuşu kondu kızım!
Artık bizim için dünyada yok yok! Allah kısmetini bol yerinden açtı! Yakında paşa ile evleniyorsun! Ne? Olsun hoca, Abuk Paşa iki gün içinde aşık olmuş! Bütün servetim, hazinelerim, her şeyim kendisinin diyor! İğrenç herif! Kızım ne oldu, yanlış mı anladın? Paşa seni nikahla almak istiyor! Ben evlenmek istemiyorum! Ya bu altınlar, şunlara bak hele, şunlara... Atlarını başına çalsın! Değil kız! Ben satılık değilim! Allah Allah! Ne dediğimizi anlayamadı galiba! Hayret! Keşke altınları birden göstermesin! Kızın aklına dokundu! Ağlama be kız! Ağlama kızım! İstemiyorsan evlenmezsin! Ucunda ölüm yok ya! Annene acımıyor musun? Ben evlenmek istemiyorum! Sen bilirsin! Ama paşa gibi kocası olmasını kim istemez? Senin elin için... Sus anne, böyle şeyler söyleme! Ah, cahillik etme kızım! Yalı, konak, köşk, araba, altın, mücevher hepsi senin olacak! Prenses adını alacağım! Ben prenses olmak istiyorum anne! Ben saadeti servette bulmuyorum! Çocuk... Ben artık çocuk değilim anne! Sevginin ne demek olduğunu biliyorum! Neler söylüyorsun be kız? Anne... Ben Cahit'i seviyorum! Cahit'i mi? Daha mektebini bitirecek! Karısına bakabilmesi için en az 5-6 sene lazım! Ne olursa olsun Cahit'le evleneceğim anne! Hiçbir karar, hiçbir arzu bizi birbirimizden ayıramaz! Bev kız! İcap ederse o hammallık yapacak! Ben hizmetçi olacağım! Gene de ayrılmayacağım! Ağlama yavrum! Ağlama benim küçük kızım! Mektep, istikbal falan bütün bunları düşünme Berk kız! Eğer evden fazla ısrar ederlerse kaçarsın! Hemen bir oda tutar, nikahımızı kıydırırız. Hamallık eder, gene sana bakarım. Yalnız ümitsizliğe kapıl, sen kendini üzme! Artık üzülmüyorum! Kim bilir, belki de böylesi daha iyi olur. Bizi ayıramayacaklar Cahit! Ne şan şöhret, ne zenginlik lira, ne Rüştü Efendi aşkımızı bozamayacak! Parayla gönül satın alamayacağını görecekler! Rüştü Bey Efendi avdalar mı? Oo, buyurunuz efendim! Başa hazretlerinin selamı var, konağa kadar teşrif etmenizi rica ediyorum! Estağfurullah, hemen mi? Evet efendim! Emredersiniz, yarım saate kalmaz konakta olurum! Allah hasmalladı! Selametle efendim! Kızım, ne oldu? Kararını verdin mi? Ne kararı? Yavrucuğum, ne kararı var mı? Bak, paşa hazretleri çağırmış! Rica ederim, bana bu paşadan bahsetmeyin! Evlenmeyeceğimi söyledim! İstemiyorsan tabii zorla! Hani ben senin iyiliğin için söylüyorum! Eğer peki deseydin çok iyi olurdu! O göz kamaştırıcı servet, o arabalar, yalılar, konaklar hepsi senin olacaktı! Tabii biz de... Ben şimdi paşen, ne cevap vereceğim? Benim kızım servete, paraya nikah olmak istemiyor dersiniz. Kuru ekmek yemek, fakat mesut olmak istiyor. Pekala, ne yapalım? Hem getirdiğiniz altınları da geri götürün. Belki ben aldım zanneder. Şu bileziğini de verin. Gördün mü ya? Belkıs kızım bir eşektir diyeceğim. Hiç altınlar geriye verilir mi? Neden verilmesin? Nedeni var mı? Basbayağı vermem. Ben deli olmadım. Ben aklımı kaybetmedim. Bugün 200 altın koskoca bir ev parası! Düşünsene, bu eşeklik değil de nedir? Eşek bana demezler! Ne? Allah ikinizin de belasını versin! Konuşulacak insan değil mi? Ömrümün sonunda başıma felaket getireceksiniz!
Hoş geldiniz Rüştü Efendi. Ümid ederim ki iyi haberlerle geldiniz. Gayet tabii Paşa Hazretleri, aksi mümkün mü? Hanım, kızım nerede? Bahçede olacak. Kusura bakma kızım, biliyorum bugün sana karşı biraz kaba davrandım. İnsanın her anı bir olmuyor. Asıl benim af dilemem lazım efendim. Yo, kabahat bende. 200 altını geri vermek, işte o beni çıldırttı. Bari iade ettiniz mi? Nerede? Paşa 250 altın daha gönderdi. Ah, ben mahvolmuş bir insanım be kız. Ben bir hırsız mevkine düştüm. Anlamadım. Paşa zannediyor ki seni vermeye razıyız. Sen de bu işe can atıyorsun. Fakat ondan çok para çekmek, onu biraz üzmek istiyoruz. Bu yanlış telakki beni perişan etti. Peki ne yapmalı? Biliyorum. Yarın bu paraları götüreceğim. İstemiyor, varmıyor diyeceğim. Bu defa 500 altın, 1000 altın göndermeye kalkacak. Hepsi bir tarafa. Bu altınları getirip götürürken yüreğim ağzıma geliyor. Ben bu kadar paraya alışık değilim kızım. Bunları geri vermeyi düşündükçe aklıma oynatacak oluyorum. Peki ama ben... Biliyorum senin günahın yok ama... bana inmeden bu işi bitirmek lazım. Bir çare bulmalı. Ben düşündüm kızım. İki şekil var. Birincisi evet demek. Biliyorum bu olmaz. İkincisi senin doğrudan doğruya Paşa Hazretlerine gidip... ben seninle evlenemem diyerek paraları kendi elinle iade... Ben... Başka çare yok. Bu suretle hem ben töhmet altında kalmaktan kurtulurum... hem de bu iş bir an önce kapanmış olur. Pekala. Münasipse yarın öğle vakti gideriz. Paşa ile ben konuşurum. Siz biraz bekleyin. Paşa Hazretleri, Bekis Hanımefendi ile yalnız görüşmek istiyorlar. Ben buradayım kızım. Buyurunuz hanımefendi. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Kulşey hadır, ayva paşa. Halli vayf cuva badem bi atik havar, taht-ı emrek. Yemeği tabii beraber yiyeceğiz hanımefendi. Maalesef Paşa Hazretleri gitmeye mecbur. Mecburiyetleri uzatmak da, kısaltmak da insanların elinde değil mi? Uzatmak elimde değil. Ya ben rica edersem?